buzdolabında fesleğen var. Fesleğenle tatlandıracağım. Fesleğeni dolapta ve şey vaziyetinde tutuyorum bu şekilde, nemli bir bezin altında. Bunu güzelce doğrayacağım. Tarifte bolca fesleğene ihtiyacınız var. Şöyle büyük yapraklardan aşağı yukarı 10-12 tane fesleğen. Yapraklarınız küçükse adedi arttırabilirsiniz. Şu an var olan büyük yapraklardan 10 yaprak kadar fesleğen çıkartıp tezgahın üstüne kesme tahtama koyuyorum. Yaprakları mümkün olduğu kadar muntazam üst üste koyarsınız. Şöyle. Sonra bunu olduğu yerde bir katlarsınız. Böyle. Bütün yaprakları bir kat yaptınız. Sonrasında bıçağınızı alırsınız ve şu şekilde ince ince doğrayacağım. Fesleğen bıçakla temas edip ince kesildiği zaman birazcık kararmaya başlar. Ama bizim burada ihtiyacımız olan şey onun aydınlık kalması vesaire değil. Fesleğenin karanlık yüzünü ortaya çıkarmak da değil ama fesleğenin birazcık ufak ufak doğranması ve lezzetini yapacağımız salataya geçirmiş. Şimdi fesleğeni komple doğradım ve bu şekilde derince bir kasenin içerisine koydum. Çili biber çok yakışır. Eğer varsa böyle komple güzel acısı olan bir biberiniz, bunu da ince ince doğrayın şu şekilde. Bir biberin tamamını doğruyorum. Çili biberi de böyle tamamen ince doğradım. Bir diş sarımsak olduğu gibi salatanın içine giriyor. Bir limonun tamamını ekleyeceğim su olarak. Bakalım bu sefer çekirdeğini kaçırmadan koymayı başarabileceğiz mi? Başardık çünkü limonumuz az çekirdekli. Allah razı olsun. Bir limonun suyu çok gelebilir size. Ama inanın bana bu tip çiğ salatalarda limon iyi bir dengeleyici oluyor. Çünkü içerisine zaten bir aşağı yukarı bir limon kadar, hatta belki daha da fazlası zeytinyağı ilave edeceğim. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. 1002, 1003, 1004, 3-4 yemek kaşığı kadar girdi içerisine. Şöyle bir hafiften karıştırdım, harmanladım. Gerçekten kabakları lezzetlendirmek ve çeşitlendirmek için gayet yeterli. Tuz karabiber dengesine siz kendiniz bakın, tamam mı? Şöyle bir dolu tutam kadar tuz ve aynı şekilde bir dolu tutam kadar karabiber. İşlem tamam. Bu kabağın bütün yapraklarına iyice temas etmeli. O sebepten dolayı da kabağımızı güzel bir şekilde kesip hazırlamamız lazım. Bakınız, şu şekilde kabuk soyma aparatları vardır ya, bunlar çok işe yararlar. Şu baş kısmına bıçağımla vuruyorum ve özellikle üstündeki derili kısmı kalacak şekilde bunu ince uzun vaziyette doğramaya başlıyorum. Tamam. Şu baş kısmını da keselim, rahat çalışalım. Bak, her bir dilimde mümkün olduğu kadar çok ortasındaki beyaz kısım kadar yeşilli olan kısmı da çıkartmaya çalışıyorum. Ve hemen hemen değil de bütün kabaklarda olduğu gibi bunun da tam ortasında çekirdekli bir kat var, tamam mı? Yani o çekirdekli bir gövde kısmı var. O çekirdekli gövde kısmına gelmeden önce de diğer tarafına çevirip bu şekilde devam ettiriyorum. Mümkün olduğu kadar her bir yaprakta yeşilinden almaya çalışın. Sadece beyaz kısımları kalmasın. O da biraz kabağınızın boyutu ve buradaki dilimleyicinizin ağız genişliği ile alakalı. 3 tane kabağı bu şekilde hazırlıyorsunuz ama ortasındaki çekirdekli kısmı asla kullanmıyorsunuz. Kabaklar hazır. Hemen sosla buluşturalım. Komple alıp içine atın. Ve çok edersiniz bu iş elle olur. Şöyle güzelce elle harmanlayın. Bak, kabakları kırmadan, incitmeden, kabakları çok fazla kırıp dökmeden iyice sosa buluyorsunuz, tamam mı? Her tarafına. Eğer zeytinyağı eksik gelirse üstüne azıcık da zeytinyağı ilavesi yaparsınız. Ama sizden ricam, hakikaten her bir yaprak, kabak dilimi daha doğrusu, mümkün olduğu kadar sosla temas etsin. Çünkü öbür türlü çiğ kabak yemiş gibi olursunuz, tamam mı? Şöyle güzelce harmanlayıp
güzelce işlemi bitiriyoruz. Kabakları alıp şu şekilde üstüne doğal bir vaziyette diziyorum. İçinizdeki sanatçı ruhu işte bu tip dakikalarda ortaya çıkartabilirsiniz. Alıp şöyle çala kaşık atmayın, ufak ufak dizin ve güzelce üstüne yerleştirin. Şimdi burada birazcık killer var ve oldukça lezzetli bir sos var. Bunu mutlaka kullanacağım fakat salataya birkaç küçük dokunuş daha yapmak istiyorum. Sosu ve son kalan birkaç çiliyi de öyle dengeli vaziyette kullanacağım. O da içine koyacağım bir parça keçi peyniri. Bakın, şöyle bir keçi peyniri var. Genellikle zaten böyle baton ve kalıp halinde satılıyor bu. Bu keçi peynirinin hafifçe doğal yapısını bozmadan kaya taneleri halinde çekmeye çalışacağım. Bakın şu başındaki şeyini iyice gevşettim. Çünkü o zaman iri taneler halinde dökülüyor. İri taneler halinde birazcık karabiber. İri tane karabiberler tamam. Biraz deniz tuzu var elimde, onu kullanacağım. Bu tip tariflerde kalın tuz çok lezzet veriyor. Yani sadece etçilerde, tabii steakhouse'larda falan değil. Böyle sebzelere de çok yakışır. Doğru bir tuz dengesi. Sonra da peynirle ilgili olan çalışmam. Bakın ben bu keçi büşü dedikleri peyniri son derece doğal vaziyette seviyorum. Tamam. Alın bir kaşıkla şöyle üstüne küçük küçük kaya blokları atın. Böyle. Tamam. Küçük ama. Asla bıçakla kesmeye çalışmayın ve çok iri parçalar halinde çıkartmaya çalışmayın. Küçük küçük kayalar yaptık. Ceviz. Çok fazla kırmanıza gerek yok. Gerekiyorsa elinizle kırın ve şöyle üstüne gezdirin. Ve bir parçacık da nar ekşisi gezdireceğim ama onları servis ederken yapacağım ki salatam hem bir tık canlansın, birazcık daha lezzetlensin ve kupkuru vaziyette kalmasın diye. Dolapta beklesin. Salatamız hazır. Üstüne sosuyla beraber servisi bekliyor. Sosunu koyacağım. Birazcık da üstüne nar ekşisi gezdirdik mi? Nefis bir salata bizi bekleyecek.